Çocuklar bakın oyuncakları da aldım. Siz evden dışarı çıkmayın tamam mı? Buradaki arabayla da oynayabilirsiniz. Ben şimdi işçinin yanına gidiyorum fakirle beraber. Siz burada uslu uslu oturun ve oyun oynayın tamam mı? Tamam zengin amca merak etme biz buradayız. Rüzgarla beraber birazcık arabalarla oynarız. Sonra evin içinden çıkmayız zaten. Merak etme. Tamamdır. Bak yeni sünnet oldunuz. Evin içinden çıkmak yok ona göre. Tamam baba tamam merak etme çıkmayacağız. Tamamdır. Fakir gel biz de işçinin yanına gidelim. Bakalım hastaneye bitirmiş mi? Bugün bitirecekti ama umarım bitirmiştir. Tamam zengin geliyorum abi hadi gidelim. Gel kardeşim gel. Umarım işçi hastaneyi bitirmiştir artık. Fakir çocuklara araba aldık ya kardeşim. Bu benim aklıma çok güzel bir fikir getirdi. Nedir abi? Neymiş o fikir? Söyle ben de bileyim. Fakir bak bu arabaların gerçeklerini şehre getireceğiz. İyi de abi o nasıl olacak? fakir dinini anlatıyorum. Şimdi eğer ki işçi hastaneyi bitirdiyse buraya bir tane arabacı dükkanı açacağım. Aynen öyle. İnsanlar arabacı dükkanından araba falan alabilecek. Sonra ilerleyen zamanlarda da arabayla ilgili bir yer daha açacağım. Ama onu şimdi söylemeyeceğim. Tamam zengin. Ben de merak ettim şimdi. Neyse şu işçi eğer ki hastaneyi bitirdiyse arabacı dükkanına başlasın o zaman. Hemen gidip söyleyelim. Aynen öyle kardeşim. Gel fakir gel. Hemen işçiye söyleyelim de arabacı dükkanına başlasın. Ama nereye yaptırsam ya? Çok düşündüm de aklıma bir yer gelmedi. Zengin benim evin karşısına yaptırsın işte abi. Şuraya mı kardeşim? Evet abi aynen öyle. Tam oraya yaptırabilir. Orası bomboş yer. Oraya yaptırsam mı acaba bilmiyorum. Neyse bakacağız artık. Gel fakir gel. Bakalım hastane bitmiş mi? Çok merak ediyorum. Ben de zengin ben de. Umarım bitmiştir. Ben inanıyorum işçiye. Dün bize söz verdi bitirecek de. İşte. Fakir. Hastane bitmiş galiba. Vay canına. Acil servis yazıyor. Fakir hastane bitmiş. Gel fakir gel işçinin yanına gidelim. İşte gerçekten bitirmiş be. Helal olsun işçi. Tebrik ederim seni. Dün bize söz verdin bugün hastaneyi bitirdin. Zengin Bey ben söz verdiğim zaman sözümü tutarım. Bakın hastaneyi tamamen tamamladım. Artık içeride hasta odaları var. Ameliyat odası var. Dinlenme odası var. Sonra resepsiyon var. Ama tek bir şey eksik. Neymiş o eksik olan? Söyle ben de bileyim. Zengin Bey hastanede bir tek Doktor ve hemşireler yok. Bunları da sizin bulmanız lazım. Doktor ve hemşireyi nereden bulursunuz bilmiyorum ama acilen bulmanız lazım zengin bey. Tamam tamam. Bir yerden bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Doktor ve hemşireyi bulmamız lazım doğru söylüyorsun. Yoksa hastanede bize kim bakacak ya da hastalara kim bakacak? Aynen öyle zengin bey. Artık nereden bulursunuz ben bilmem orasını. Tamam işçi. Hastane çok güzel olmuş. Bir ara içine gireceğim ve etrafı dolaşacağım. Ama şimdi yapmamız gereken daha önemli şeyler var. Nedir zengin bey söyleyin. Hemen yapayım ben. İşçi sen de uzun zamandır çalışıyorsun. Yoruldum birazcık. İstersen git yarın gel. Hayır zengin bey hayır. Gerek yok. Bugün siz bana maaşımı verin ve ben yeni yeri yapmaya başlayayım. Tamam işçi sana maaşını vereceğim. Hastaneyi yapma maaşını vereceğim merak etme. İşçi bugün arabacı yaptıracağız ve şehre bir sürü yeni araba getireceğim. Araba satacağız artık. Tamam zengin bey hemen başlayabilirim. Yarına kadar bitiririm belki ya da en fazla iki gün. En fazla iki gün sürer zengin bey. Tamamdır haydi o zaman gel. Nereye yapacağını karar verelim gel işçi gel. Geliyorum zengin bey. Nereye yapsan acaba ya? Şöyle caminin yan tarafına mı yapsan? Ama caminin yan tarafında da arabacının ne işi var? Yani caminin yanında bir arabacı olmaz ki. Caminin yanında olsa olsa kahve olur ya da oturmaya yerler olur böyle. Yani arabacı olmaz. Ben o yüzden buraya yaptırmak istemedim fakir. Zengin. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Bak, cami şehrin ortasında böyle çok güzel oldu. Ama mesela buradan baktığımızda karşı tarafta ne oluyor göremiyoruz. Aynen öyle kardeşim. Buradan baktığımızda karşıda ne oluyor göremiyoruz. İşçi şöyle bir şey yapalım o zaman. Camiye şehrin dışına taşıyabilir misin? Zengin bey bunu tek başıma yapamam. Vinçler falan gerekiyor. Vinç yardımıyla taşırız şehrin dışına. Tamamdır. Camiyi şehrin dışına taşıyacağız ve buraya arabacı yaptıracağız. Tabi arabacı her tarafı kaplayamaz ama en azından şu caminin olduğu bölgeye yaptırabiliriz. Tamam zengin bey Cami taşıma işlemlerine başlayalım cami taşındıktan sonra da hemen arabacıyı yaptırmaya başlarız. Tamamdır işçi o zaman camiyi taşımak için ben birilerini arayacağım şimdi vinç getirsinler buraya camiyi vinç yardımıyla taşırız tamam mı? Tamamdır zengin bey siz nasıl isterseniz ondan sonra da arabacıyı yaparım ben merak etmeyin iki güne tamamlarım. Tamam işçi sen şimdi burada bekle ben senin maaşını getireyim. Ulan neredeler bunlar? Dün geceden beri arıyoruz ama ne bir iz var ne de bir ses. Duymuyoruz bile onları. Bu helikopteri bırakıp nereye gitmiş olabilirler ki? Komiserim, belki de helikopteri bırakıp koşarak uzaklaşmışlardır. Yani onları takip edeceğimizi anlamışlardır. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama koşarak nereye kadar gidebilirler ki? Dünden beri bu ormanı tamamen aradık. Hiçbir yerde yoklar. Bu elmas evin içinde acaba gizli bir bölme mi var? Bakayım. Yo, gizli bölme falan yok. Şu sandıklara bakayım. Sandıklar da boş. Bu adamlar o zaman nereye gitti? Nereye? Bu adamları nasıl bulacağız? Çocuklar bir fikri olan var mı? Komiserim ben de düşünüyorum da acaba gizli bölge evin içinde değil de evin dışında olabilir mi? Yani tamam buralarda bir gizli bölge var ama Gizli bölgeyi evin içinde aramayalım. Evin dışında arayalım. Belki de bu evi bizi şaşırtmak için koymuşlardır buraya. Evet evet doğru söylüyor olabilirsin. Bu evi bizi şaşırtmak için koymuş olabilirler. Ve evin dışında gizli bir bölge yapmış olabilirler kendilerine. Gelin evin dışını da arayacağız. Etrafa iyice bakalım. Gizli bölme olabilir buralarda. Dikkatli olun çocuklar. Her yere yavaş yavaş bakın. Ulan bu polisler de bir gitmedi. Koruma, polisler hala yukarıda. Ayak seslerini duyuyorum. Bak sessiz ol, sakın ses çıkartma. Eğer ki bizim buralarda bir yerlerde olduğumuzu anlarlarsa direkt bulurlar bizi, tamam mı? Zaten yukarıda konuşuyorlardı. Sanırım etrafta gizli bölme arıyorlar şu anda. Olamaz. Patron ya bizi bulurlarsa ya bu gizli bölmeyi bulurlarsa o zaman ne yapacağız? Merak etme koruma. Burayı bulmaları zor. Bulacaklarını sanmıyorum. Neyse gel koruma gel Oradan uzak duralım da Sesimiz yukarıya gitmesin Tamam patron sen nasıl istersen Koruma karnın açsa Dolapta yiyecek var istediğin kadar Yiyecek yiyebilirsin dolaptan İstediğin her şeyi yiyebilirsin Evet patron benim de birazcık karnım acıkmıştı Şu saf polisler bizi yukarıda ararken Biz de burada ziyafet yapalım birazcık Evet koruma Git yemeği hazırla ve buraya getir Televizyon izlerken birazcık ziyafet yapalım Evet işçi bunlar da son elmaslar. İşte tüm elmasları attım. İşçi şimdi artık şu camiyi taşıma işlemlerine başlayalım. Sonra da arabacı dükkanını yaptırırız artık buraya. Tamam zengin bey siz nasıl isterseniz. Zengin bey çok elmas verdiniz ya. İşçi sen bunları hak ettin. Çok olur mu ya? koskoca hastaneye yaptın. Yani hastanenin için her şey var. Ameliyat odası, dinlenme odası, resepsiyon. Her şeyi düşünmüşsün helal olsun. Bir de tek başınasın. Bu elmasların hepsi senindir bundan sonra hak ettin işçi. Sağ olun zengin bey. Resmen elim doldu yerdeki elmasları alamıyorum. Alırsın alırsın neyse Şimdi şu camiye taşıma işlemi birazcık zor olacak Şehrin dışına taşıyacağız Hemen şu apartmanların arka tarafına Neyse ben bir arkadaşım var da Vinç operatörü O arkadaşımı arayayım da gelsin Vinçlerle taşıyacağız artık camiyi Telefon cebimdeydi İşte burada tamamdır Hemen arkadaşımı arıyorum Alo zengin ne oldu dostum? Alo nasılsın? Ömer iyi misin? İyiyim zengin sen nasılsın? İyiyim ben de Ömer. Ömer senin şu vinç hala duruyor mu ya? Duruyor duruyor ne oldu? Bir şeye mi ihtiyacın var yoksa? Evet Ömer bir şeye ihtiyacım var. Ömer bizim şehirde bir cami var da bu camiyi taşımamız lazım şehrin dışına. Tamam taşıyalım taşıyalım da benim vinç o kadar yükü kaldırabilir mi bilmiyorum birazcık eski. Ömer İstersen ben sana para veririm yeni winch alırsın sorun yok. Yok zengin yok. Taşır herhalde ya. Yani şu ana kadar çok şeyi taşındım. Ev, uçak. Aklına ne gelirse taşırım. Camiyi de taşır herhalde. Tamamdır Ömer. O zaman ben seni hemen şehre bekliyorum tamam mı? Camiyi acilen taşımamız lazım. Sonra buraya arabacı dükkanı yaptıracağız çünkü. Tamamdır zengin. Geliyorum dostum. Merak etme 10 dakikaya senin şehrindeyim. Tamam Ömer görüşürüz. Evet. Binç operatörü de geliyor. Zengin bu arabacı dükkanında biz ne satacağız ki? Bizim bir arabamız yok. Evet kardeşim bizim bir arabamız yok ama olacak merak etme. Fakir hatırlıyor musun diğer şehirde bir arabacı dükkanı vardı? Evet abi hatırlıyorum. İşte o arabacı dükkanından arabaları alacağım. Geleceğim buraya. 500 bin TL'ye alırsam burada 600 bin TL'ye satacağım. Yani ticaret yapacağım. Anladın mı? Anladım zengin. İyi fikir. Tamam abi. O zaman öyle yaparız. O zaman biz gidelim arabaları alalım. Ne dersin? Olur kardeşim. Hadi diğer şehre gidelim de arabaları alalım getirelim bu şehre. Tamam zengin. Gidelim abi. Gel fakir gel. Hemen gidip şu arabaları alalım gelelim.